Suat Hocam, erken çıktığınız bir hafif de bir sakatlık vardı maçın başında. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir maçtı? Nasıl bir atmosfer? Bütün planlar alt üst oldu işte. Öyle demiş. Normal. Yaşın verdiği etki. Biraz hızlı baş. Ondan sonra yorulmakla alakalı değil de adalelerle, ayaklarla alakalı. Güzeldi. Şöyle söyleyeyim. Ben birçok Şampiyonlar Ligi maçı oynadım. Çok UEFA Kupası'ndaki maçlar oynadım. Bu kadar güzel bir organizasyon, ya inanılmazdı. Çok duygu yüklü zaten oynadı bütün oyuncular. Güzel de bitti. Skor da güzel bitti. İnşallah şimdi İstanbul'da biz rövanşı hazırlamaya çalışacağız. Şimdi içeride konuştuk. Rövanşı hazırlamaya çalışacağız. Altta kalmamız lazım. İyi bir organizasyon yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, Suat Kaya'nın da görüşleri bu yöndeydi. Oyuncularımızın maçtan sonra duygularını, düşüncelerini paylaştık. Romanya'da gerçekten çok güzel, çok keyifli bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Cihan yanımızda, Ümit yanımızda. Ümit abi ya. Ümit. Maçla ilgili çok kısa görüşlerini alabiliriz. Konuşacak halimiz kalmadı ya. Biraz fazla oynattı. Uzatmalar da vardı. Alışık değiliz tabii ki, uzun zaman oldu oynamayla büyük sahada. Ama yine de elimizden geleni yaptık. Dostça, kardeşçe 4-4 bitirdik maçı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Çok sağ ol. Evet, Ümit Davalan'ın da görüşleri bu yöndeydi. Bakalım Hasan geliyor. Hasan Kabze. Hasan, neler söyleyeceksin maçla ilgili? Vallahi uzun zaman sonra büyük sahada oynamak tabii ki yorucuydu. Ama efsanelerle beraber olmak gerçekten çok güzel, çok gurur verici. Romanya'nın en büyük futbolcusu Hacı'nın Galatasaray'da oynaması. Popescu'nun öyle, Adrenalin'in öyle, Filipescu'nun öyle. Gerçekten çok güzel, çok gurur verici. Böyle bir yerde tekrar onları görüp, onlara karşı oynamak, birlikte oynamak gerçekten çok güzeldi. Güzel bir karşılaşmaydı. Eski arkadaşlarımızla beraber biraz yorulduk ama değdi gerçekten. Taraftar önünde oynamak da çok güzel.